Son olarak biraz önce şunu sorayım. Maalesef sürem bu akşam teknik sorunlardan dolayı birazcık karışık olduk, böyle gecikerek girdik ama Kemal Göktaş her zaman bizim konuğumuz. Biraz önce Kemal Özkiraz dedi ki artık bu laiklik tartışmaları özellikle genç tabanda karşılık bulmuyor ya da antidemokratik uygulamalar. Sen yani bu konuda son olarak ne senin gözlemin nedir? Bu saatten sonra şimdi ülke her gün yeni bir krize uğranıyor. Her sabah gözümüzü açtığımızda yeni bir krizle karşı karşıya kalıyoruz. Her seçimde yani toplumsal gerginlik, şiddet, günlük şiddet, sıradan insanların birbirine şiddeti, akademisyenlere şiddet, işte sivil toplum, yani gazetecilere şiddet, bu sarmala girmiş durumdayız. Dolayısıyla bunu değerlendirir misin? Yani Kemal Bey diyor ki Kemal Özkiraz artık tutmaz. Sen ne diyorsun? Tutar mı? Mesela laiklik bu ülkeden gitsin, Türkiye bir din devleti olsun. İşte Atatürk Kemalist değerleri, Atatürk'ün kurduğu değerleri, Cumhuriyet değerlerini ortadan kaldıralım. Türkiye'yi bir yeni bir yapıya kavuşturalım. Bunlar tutacak mı? Tutar mı sence? Özellikle gençler arasında tutar mı? Ne diyorsun? Yani Türkiye'de bu tür siyasi öngörülerde bulunmak çok riskli. Yani başkanlık sisteminden bu yana seçimlerden önceki öngörüler de çeşitli nedenlerle tutmuyor. İyimser yorumları çok saygıyla karşılıyorum. Ben her zaman o kadar iyimser olamıyorum. İktidarın bir hedefi var. Yani iktidar son anayasa tartışmalarıyla bunu net biçimde gösterdi. Toplumsal muhalefeti parçalayarak ve mevcut baskı ortamını derinleştirerek bir anayasa tartışması yürütmek istiyor. Bu yeni bir anayasa için olmayacak son şey. Yani yeni bir anayasa yapılacaksa bir ülkede anayasa toplum sözleşmesidir. Ve o toplum sözleşmesine insanlar, toplum kesimleri, en aykırı görüşler rahatlıkla ifade edilerek oluşturulur. Ve öyle bir anayasa çıkar. Ama bugün anayasa hangi argümanlarla ortaya çıktı? Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi kapatılsın, Divan-ı Ali kurulsun dediği, Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerinin İçişleri Bakan tarafından çok geniş bulunup neredeyse hani Twitter'dan uyarıldığı Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın ve Cumhurbaşkanı'nın yeniden seçilme korkusu yaşadığı bir ortamda anayasa tartışılıyor ve Ayasofya'nın baş imamı değil sadece laiklik çıkarılsın diyen İslami kesimde çok ciddi bir talep var. Ve bunu yaparlar mı? Bunu doğrudan belki laiklik ilkesini çıkarmayabilirler. Hani Kemal Kılıçdaroğlu bir ana muhalefet liderinin en son söylemesi gereken şeyi söyledi. Laiklik ilkesini çıkaracaklarını tahmin etmiyorum dedi. Belki daha sonra şunu da eklemiştir. Yani buna müsaade etmeyiz demiştir ama bu bir tahminden öte. Ben de doğrudan laiklik ilkesini çıkarmazlar ama laikliği anlamsız hale getirecek birçok düzenleme yaparlar. Demokrasiyi anlamsız hale getirecek birçok düzenleme yaparlar ve bunun için toplumsal yelpazede çok da iyimserlik, yani kötümser olmayalım ama çok da iyimser de olmamak gerekiyor. Niye? Çünkü anayasa metni olarak ortaya koyacakları şeyin hangi toplum kesimini nasıl tavlayacağını şimdiden öngöremeyiz. 1921 anayasasına gönderme yaparak, 1921 anayasası neydi? Yani kısaca onu hatırlarsak, 1921 anayasası bir kuruluş anayasası ve bir çerçeve anayasa. Ve ama birçok toplum kesimlerinin de hep sempatiyle bahsettiği bir anayasa. Toplum kesimleri yerine siyasi akımlar diyelim. Yani solcular sever çünkü anti-emperyalist göndermeler vardır. İslamcılar sever çünkü hilafet ve saltanatı içerir. Yani onu korumak üzere zaten oluşturulmuştur. Efendim Kemalistler sever çünkü Kurtuluş Savaşı'nda ve Mustafa Kemal tarafından çıkarılmıştır. Özerklik içeren ifadeleri nedeniyle Kürtler sempati duyar. Ama bugün o durumda değiliz. 1921 anayasasına yapılan gönderme, kuruluş değerleri dedikleri şeyler, Cahit Özkan o açıklaması çok önemliydi bence. O dönemki değerlere dönmekten bahsediyor ve o dönemki değerler dediğimiz şey Kurtuluş Savaşı sırasında henüz Cumhuriyet devrimlerinin yapılmadığı bir dönem. Dolayısıyla henüz göndermelerin dinsel içerik, devletin dini İslam'dır yazıyor sonuçta orada. Ben AKP ve MHP'nin yeni anayasasının iktidarda kalabilmek için, kendileri iktidara tutabilmek için attıkları bir adımın ötesinde sistemi, rejimi tamamen değiştirebilecek, tamamen yepyeni bir cumhuriyete
doğru tırnak içinde cumhuriyete doğru evrilebilecek bir anayasa olacağını düşünüyorum. Bunun çokça emaresi var zaten. Bugün Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde kaybedecek olmasına dair anketler onlar için bir aciliyet kespediyor. Yani bundan sonra adım atmaları gerekiyor. Yeni bir işte iktidar sözlerine yeni bir hikaye yaratmaları gerekiyor. Ve bu hikaye hiç de öyle 2007'de değiliz. Ergun Özbudunlara liberal anayasa hazırlattıkları. Hatta yani 2010'da araya cemaatin koyduğu tuzak maddelerin olduğu ama insanların kafasını karıştıran birçok unsurun da olduğu bir anayasa değişikliğinden de bahsetmiyoruz. Şimdi bu durumda bu ortamda ortaya konulacak anayasa tamamen bu adımları ilerletecek. Evet. Yani tutar mı tutmaz mı tartışmalarından ziyade bence laiklik meselesi ya da diğer meselelerde anket sonuçlarının verdiği iyimserliğe çok dayanmamak gerekiyor. Tutarlı biçimde laikliği ve demokrasiyi savunmak ve bu anayasa tartışmalarına böyle bakmak gerekiyor. Çünkü örneğin muhafazakar tabanı oltaya getirmek için de bu uygun olmadı belki oltaya getirmek ama onları tavlayabilecek diyelim, onların da oy vermesini sağlayabilecek düzenlemeleri korlar. Bugün nitekim Cumhurbaşkanı ne diyordu? Biz birçok gençliğimizdeki hayalimizi gerçekleştirdik diyordu. Ayasofya'dan bahsediyordu. Evet. Onların hayallerinin Ayasofya caminin açılması ile sınırlı olduğunu düşünmemiz için bir neden yok bence. Kemal Göktaş gecenin bu saatinde çok güzel özetledi. Çok teşekkür ediyoruz. Kemal Özkiraz'a bilmiyorum yani sesim gelecek mi bilmediğim için korkuyorum sormaya. Eklemek istediği bir şey var mı diye ama eğer gidiyorsa sesim. Şöyle sizi biraz geriden duyuyorum ama bir 20 saniye kadar az çok anlayabiliyorum. Kemal Göktaş'a aslında şöyle katılıyorum. Ben de şunu söylemedim. Yani AKP bunu denemez, deneyemez demedim. Mutlaka deneyeceklerdir. Hatta hatırlarsanız 3 hafta önce sizin programınızda Erdoğan henüz bir anayasa açıklaması yapmadan böyle bir çıkış hiç ortada yokken ben şunu söylemiştim sizin erken seçim sorunuza karşılık. Ben partinin erken seçimden ziyade toplumsal muhalefeti bölmeyi amaçlayan bir anayasa değişikliğini daha güzelleyeceğini düşünüyorum. Hatta bunu da tam olarak Kemal Bey'in söylediğini alabilecek biçimde çikolata kaplı zehir olarak tanımlandırdım. Bunu mutlaka yapacaktır ama ben şu anda uygun ortamın, şu anda bunu kabul ettirebilecek uygun ortamın pek olmadığını düşünüyorum sadece. Yoksa Erdoğan'ın, AKP'nin ve siyasal İslamcıların niyetleri konusunda hiçbir şüphem yok. Peki Kemal Bey, şanssızlık oldu bu akşam. Sesiniz maalesef çok kırılarak geldi ama yine de sizin anket sonuçlarınızı aktardık. Çok da çarpıcı sonuçlardı. Tespitleriniz için bir kez daha çok teşekkür ederiz. Bu son söylediğiniz meseleyi de daha geniş tartışalım isteriz. Kemal Göktaş bir şey eklemek istiyor galiba. Kemal evet, Özkiraz'a çok teşekkür ederiz. Kemal. AKP iktidarı için bir önemi de şu olabilir. Malum Cumhurbaşkanı iki dönemdir Cumhurbaşkanı ve üçüncü dönem seçilip seçilemeyeceği tartışmalı. Dolayısıyla orada hadi Yüksek Seçim Kurulu'nun yapısına baktığımızda o tartışmalarda Cumhurbaşkanı lehine bir sonuç da çıkabilir. Ama yine de Putin vari görev süresini böyle çok uzun sürelere yayabilecek, o seçilme sınırını kaldırabilecek bir anayasa değişikliği de ihtiyaçları. Çünkü iktidarı kolay kolay bırakma niyetinde değil Erdoğan. Evet. Ve bir dönem daha yapsa ona yeteceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bu anayasayı salt Putinvari bir düzenleme yapmak için de isteyebilir. O zaman bunu daha geniş bir şekilde önümüzdeki günlerde tartışacağız diyelim. Kemal Göktaş'a da çok teşekkür ederim. Kemal Özkiraz'a da çok teşekkür ederiz. Bu akşam bayağı geniş yelpazeden konuştuk. Evet, aynen. Ama son kısımdaki özet bence önemliydi. Kemal Göktaş'ın söylediği iki tane şey var. Önemli iki tane nokta var. Cumhurbaşkanının şahsi ikbali için gene anayasa değişikliği. Hatırlarsan biz bunu bir konuşmuştuk.
ve benim tavrım da orada çok net. Artık bence Kemal Özkiraz'ın dediği gibi bunun halktan geçmesi mümkün değil. Yani artık bir kişinin şahsi ikbali için bir anayasa değişikliği veya başka bir şeyin halk oyundan geçmesi mümkün değil. Meclisten şu anda da geçebileceğini görmüyoruz. Bu önemli. Öbürü de AKP'nin niyeti hakkında ki ben o kadar rahat değilim dedi. Benim rahatsızlığımın bir nedeni de muhalefetin bu konuyu hafifsiyor olması. Evet, o yüzden tartışıp duruyoruz zaten. Muhalefetin bu konuyu bu kadar hafifsiyor olmasını ben endişe verici buluyorum. Bu hafifseyebileceğimiz bir konu değil. Çünkü iktidarın her olmaz denilen şeyi nasıl topluma bir şekilde birçok örneklerini biliyoruz geçmişte yaşanmış getirdiğini hepimiz biliyoruz. O yüzden muhalefetin dinç, diri ve ayakta olması lazım. Buradaki söz konusu olan şey en başta Şule Hoca'nın söylediği gibi demokrasi. Demokrasi yok demektir. Peki Emin Çapa teşekkür ederiz. Bu akşam birazcık da uzattık, vaktimizi de taşırdık. Sözüm var da çok Emin de söylediği gibi geniş yelpazede konuştuk. Yarın, biraz da sorunlu. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem dışı oturumu olacak. 13 şehitle ilgili diğer detayları belki öğreneceğiz ya da operasyonla ilgili. Çarşamba günü saat 21'de karşınızda olacağız. Konuşmak ve tartışmak üzere. İyi akşamlar, iyi sabahlar efendim. İyi günler olsun.